Eskiler yaz geldi mi, karpuz kabuğu denize düştü derdi. Şimdi yazın geldiğini Instagram'a düşen ayak fotoğraflarından anlar olduk. Havuzun, renkli taşların, parmak arası terliklerin, boncuk tezgahlarının fotoğrafları olmasa kim bilecek tatile gittiğinizi? Değişen zaman ve araçlar, ritüellerimizi, adetlerimizi de modifiye ediyor. Artık arkadaşlara gece gece telefon açıp, neredeyim bil bakalım demektense bir check-in ve havalı bir ileti işimizi görüyor. Sabah raporları paylaşmazsak kimse yokluğumuzu anlamaz. Ama o sevimli kediler, bebekler paylaşılmadan olmuyor. Asansörde kimseye günaydın demesek de Twitter'da koca bir günaydını esirgemiyoruz. Adettir. Akşamki derbiden sonra ofistekilere sataşmak kesmedi mi? Twitter'da milyonlar ne güne duruyor? İş hayatımız kadar, aşk hayatımızda sosyal medyada kendi ritüellerini yarattı. Duvarlara, ağaçlara kazıdığımız aşk sözcüklerini artık Facebook duvarlarına yazar olduk. Evlilik çağına gelenler, süper evlilik teklifi videoları paylaşarak niyetlerini belli ediyor. Niyetimiz ciddi demek yetmez. O ilişki durumu illa güncellenecek. Tebrikler kabul edilecek. Düğünde de şöyle paylaşım değeri yüksek bir video çekelim de adet yerini bulsun. Ayrılsak da telefona sarılmayız. Facebook'ta manidar bir şarkıyla ortaya konuşuruz anlayana. Bu kadar adet dedik. Askerliği atlamak olmaz. Sosyal medyadan sevdiklerimize selam gönderip şafak saymak varken mektup yazmakla kim uğraşacak? İmkanımızın olduğu her durumda iletişimde kalmak ve haberdar olmak istiyoruz. Gelişen sosyal ağ teknolojisinin nelere gebe olduğu bilinemiyor. Fakat insanın iletişim aşkı, bilim kurgulardaki düşünce gücüyle haberleşme fantezisini anlamlı kılıyor.